Şu an onu yediğin için bunun kalitesini beğenmezsin tabii. Hurma çeşidi bol. Yani Arabistan'dan da gelen var. Artı İran'dan gelen var. Tunus'tan gelen var. Cezayir'den gelen var. Libya'dan gelen var. Ortalama olarak 15-16 çeşit, 17 çeşite kadar hurma çeşidi uzuyor. En iyisi Medine hurmalarıdır. Lif oranı yüksek olan hurmadır. Çok önemli bir şekilde Kudüs hurması takdir ettiğimiz, söylediğimiz bir hurma çeşidi var. Maalesef bu hurma Medine hurmasının DNA'sı oynanarak yurt dışında Güney Amerika çöllerinde, çünkü Suudi Arabistan çöllerine yakın bir eşdeğer nitelik taşıyor. Elde edilmesiyle, yani orada ekilmesiyle elde edilen bir hurma çeşidi var. Kudüs hurması yumuşak olarak yumuşak hurma. Yaşlıların çok tercih ettiği hurma ama yani lif oranı düşük ve lezzet olarak güzel ama vücuda protein olarak pek bir şey vermeyen hurma ama ekseriyette yaşlılar dişlerden dolayı problemli olduğu için bu Kudüs hurmasını tercih ediyor. Hurmanın şahı Medine'dir. Medine mebrumdur. Mebrum hurma 2 yıl, 3 yıl kalsın, hiçbir şekilde bozulmaz, özelliğini kaybetmez. Çünkü sert hurmadır. Lif oranı yüksek hurmadır. Ama Kudüs hurması buzhaneden çıktıktan sonra bir ay içerisinde satılmadı. Çok kısa sürede çökmeye başlar. Lezzeti, tadı kaybolur ve yani dışında beyazım tırak renk meydana gelir. Hurmalar 15 liradan başlıyor. Ortalama olarak 80 liraya kadar çıkıyor. Hurmanın özelliği nedir? Oruçluyken vücudu tok tutmasıdır. Lif oranı yüksek olduğu için açlık hissi hissettirmemesidir. İran'dan gelen veya Libya'dan gelen hurmalarda şeker oranı düşük olduğu için hurmayı da tatlı olarak benimsediğimizden dolayı bunu satışını hızlandırabilmek babında glikoz şuruplu suyun içerisine batırıp çıkarıyorlar ki nedir? İşte tat olarak yani biraz daha güzelleşsin. Ben tasdif etmiyorum. Neden tasdif etmiyorum? Çünkü hurma zaten kendisi tatlı. Glikoz şurubunun içerisine girdiği zaman tat oranı artabilir ama velakin dayanıklılığı azalır. Dayanıklılığı azaldığı gibi de kullanılması, yani çok kısa sürede tüketilmesi gerekir. Artı her şeyden önemlisi, şeker hastaları şeker oranı yüksek glikoz şurubunu aldıkları zaman vücuda, bu sefer vücudun yapısını bozacaklar ve şekerle ilgili problem yaşayacaklardır. Bunun ismi Sugay. Bu hurmanın özelliği, Araplar çayın yanında şeker niyetine bu hurmayı yerler. Ve şeker hastalığında olanlar dahi çok rahat bir şekilde yiyebilir yani bu hurmayı. Herhangi bir özelliğine bakmadım. Medine hurması güzel olur diye o yüzden geldim aldım. Yani herhangi bir şeysine bakmaya gerek duymadık. Devamlı aldığımız yerler. Sağ olun.